Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Hun, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kullanmaktan zevk aldığım birkaç crosshair'ı göstermek istiyorum sizlere ve aim geliştirme hakkında birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanız gerçekten benim için çok önemli. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi video izleyip de abone olan kullanıcı sayısı gerçekten çok az arkadaşlar. Kanala abone olup destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hadi devam edelim, videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar görmeniz için kırmızı yaptım, net bir şekilde görebilmeniz için. Hatta şurada gösterirsem daha net olacağını düşünüyorum. Bu gördüğünüz crosshair arkadaşlar benim en çok kullandığım crosshairlerden birisi. Crosshairleri göstermeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Crosshair kesinlikle sizin aim'inizi geliştiren bir şey değil. Aim'inizi geliştirmek için farklı bir şeyler yapmanız lazım. Aim antrenmanları yapmanız lazım vesaire. Cross sadece sizin odaklanmanıza yardımcı olur. Bir cross'unuz ne kadar küçük ve belirgin olursa headshot atma oranınız o kadar da artar arkadaşlar. Yani cross sizin aim'inizi geliştiren bir şey değil. Sizin odaklanmanızı sağlayan bir şey sadece. Yani bunu yanlış anlamayın, işte cross'umu şöyle yapınca daha iyi oynar mıyım falan filan diye. Asla arkadaşlar, sadece odaklanmanızı sağlar. Ya örnek veriyorum, ben bu cross'tan sıkılıyorum. Ben bu cross'ta vuramıyorum mesela. Hemen cross'umu değiştiriyorum, farklı bir cross'a geçiyorum. Onda odaklanmaya çalışıyorum. Hani sürekli cross'umu değiştiriyorum ama genellikle oynadığım cross bu arkadaşlar. Yani cross dediğim gibi sizin iyi oynamanızı sağlayan bir şey değil, iyi odaklanmanızı sağlayan bir şey. Bu ekranda gördüğünüz cross arkadaşlar, yukarıdakileri hiç göstermeyeceğim, hepsi kapalı zaten, sadece izleyen oyuncunun şangiyanı göster açık. Onun harici yukarıdakilerin hepsi kapalı. İç çizgilere geldiğimizde arkadaşlar, burada 1-4-2-0'lık bir cross yaptığınızda, şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir cross elde ediyorsunuz. Bunu, bu cross'u yapmak için yani 1-4-2-0 yapıyorsunuz arkadaşlar. 1-4-2-0'da bu cross ortaya çıkıyor. Benim diğer kullandığım bir cross ise 1-5-2-2 arkadaşlar. 1-5-2-2 yaptığınızda da bu şekilde bir cross ortaya çıkıyor. 1-5-2-2'de de işte ortası boş, ufak, belirgin bir cross arkadaşlar. Bu da güzel bir cross. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bunları deneyip sizin için, sizin odaklanmanızı, en iyi odaklanmanızı sağlayan cross'u bulup onunla oynamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Şimdi nokta cross, arada sırada nokta cross oynuyorum arkadaşlar. Nokta cross yapmak için de yukarıdakiler yine aynı şekilde kapalı hepsi. Dış çizgiler de kapalı. Hiçbiriyle oynamıyorum bunların. İç çizgiler kısmına gelip 1-2-2-0 yaptığımda, hatta şunu şöyle yaptığımızda ne oluyor? Yok, olmuyor. 1-2-2-0 yaptığımda arkadaşlar, şu anda ekranda gördüğünüz gibi yuvarlak ovalimsi bir şey çıkıyor ortaya. Bu da arkadaşlar tam headshot makinesi, size headshot makinesi yapacak bir cross. Yani odaklanmanızı, headshot odaklanmanızı daha çok sağlayacak nokta cross. Yani bununla oynarsanız arkadaşlar ve aim'inizi ilerletirseniz tam bir headshot makinesi olabilirsiniz bu cross'la. Gerçekten çok iyi bir cross, etkili bir cross arkadaşlar. Bunu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullanın. Eğer hoşunuza giderse yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Şu cross'unu kullandım, çok iyi oynamaya başladım gibisinden falan filan diye. Şimdi bizim Ramazan var. Ramazan'ın kullandığı cross'u göstereceğim size. 1-5-3-2. Aynen. 1-5-3-2 miydi ya onunki? Bunu kullanıyordu galiba. 1-5-3-2'de de bu şekilde bir cross çıkıyor arkadaşlar. Ramazan bunu kullanıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da güzel bir cross arkadaşlar. Yani ufak belirgin olan bütün crossları arkadaşlar oynayabilirsiniz. Hemen şuradan rengi. Ben bu arada kırmızıda kullanıyorum arkadaşlar. Önceden cam göbeğinde veya yeşilde kullanıyordum ama artık kırmızıda kullanıyorum. Çünkü ufak crosshair'larda kırmızıda daha belirgin, daha net bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Daha iyi görüyorsunuz yani kısaca arkadaşlar. Ben o yüzden kırmızıda oynuyorum. Şimdi arkadaşlar, günlük yapabileceğiniz aim antrenmanında benim yaptığım bir aim antrenmanından bahsedeceğim size. Şimdi bu poligon noktasından buraya geldiğinizde, buradan arkadaşlar merdivenlerden çıkıp bak buraya geldiğinizde burada bir parkur var. Şu şekilde bir parkur. Bu parkurda arkadaşlar, ulan niye space'e bastım, niye etiketmedi? Lan niye buraya geldi? Allah Allah. Neyse, orada bir parkurumuz var arkadaşlar. O parkuru tekrarlayarak aim hassasiyetinizi şey yapabilirsiniz. Hani oyunu yeni açıyorsunuz ya, hani elinizde böyle bir uyuşukluk oluyor. Yani tam böyle nasıl diyeyim?
hassasiyet tam böyle algılayamıyorsunuz. İşte o parkuru yaptıktan sonra daha iyi bir şekilde algılayabilirsiniz. Daha sonra spike imha ve spike kurma şeylerine geldiğimiz antrenmanlarına. Buradan F3'e basıp zor yapıyoruz abi. Ve başlatıyoruz. Başlattıktan sonra silahımızı alıyoruz. Kalkanımızı alıyoruz. Bunları alıyoruz. Hop buraya bir dur okumuzu attık. Gördük adamı. Onam lan, bu kadar yakında beklemiyordum seni. Geldik ondan sonra buraya. Bunu vurduk. Şimdi diğer adam nerede? At abi drone'u. Hop. Burada mı? Burada değil. Burada mı? Burada değil. O zaman burada. Aynen. Burada. Hop buraya geldiğinizde bu duvardan geçmiyor galiba mermi. Tak hızlıca pikimi attım, vurdum. Yani arkadaşlar bunu zorda günlük iki kere yapmanız gerekiyor. Yani eğim antrenmanına başladığımızda bu şeyleri yaptıktan sonra, o parkuru yaptıktan sonra buraya gelip zorda bunu iki kere yapmamız gerekiyor. İki kere yaptık mı abi? Geçiyoruz. Bu sefer bomba kurmaya, imha etmeye değil de bomba kurmaya. Bunu da F3'e basıyoruz. Bunu da buradan zora alıyoruz. Başlattık abi. Tekrardan buradan şeylerimizi alıyoruz. Hop geldik. Şimdi öncelikle şuradan bir yolladık drone'u. Arkadaşlar zor olduğu için harbiden zor da yani. Botlar tek atıyor size. Bakın bunu buradan işaretledim. Şimdi ben ne yapacağım bunu? Lan bak, buna ne yapacağım ben buradan? Abi şey oldu ya. Bakın attım. Şimdi görünecek. Görünmedi. Şansıma sıçayım ya. Neyse normal vuralım artık. Size başka bir şey gösterecektim de olmadı. Buradan gelelim. Bombamızı kuralım. Hop bekleyelim düşmanlarımızı. Bunları ölüyorduk az kala bota. Bak bota öldük abi. Ben niye böyle... Arkadaşlar bu arada oyuna yeni girdim. Benim de elim soğuk, o yüzden böyle oluyor. Hemen aldık, bakın şimdi. Size göstereceğim taktik az önce şuydu. Geldik buradan. Hop drone'u attık. Hop adamı işaretledik. Bakın buradaki tahtadan mermi geçiyor ya. Geçmiyor mu buradan ya? Abi niye geçme? Ha geçiyor ya işte. Buradan niye geçmedi az önce? Buradan vurdum şimdi. Neyse. Vurdunuz. Tak adam burada, geldiniz vurdun. Abi 20 canımı bıraktı. Bota bak ya. Hop kurduk spike'ı. Bu arkadaşlar bu antrenman sizin reflekslerinizi geliştiriyor. Attık görüş okumuzu. Hop. Abi her an vurabilir beni. Sonuncu bot galiba. Yaklaşsın iyice. Çöz bombayı. Tamam. Yani arkadaşlar günlük iki kere bu hard modda bunları yapmanız gerekiyor. Şu anda hiç bunu yapmayan arkadaşlar orada gülüyor olabilir, lan bot ölüyor diye. Hard modda girin, göreceksiniz neden böyle öldüğümü. Neden canım bu kadar azaldığını. Hard modda gerçekten bildiğin radyant botlar geliyor abi. Radyant botlara karşı şey yapıyoruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde bildiğiniz gibi burada F3'e bastığımızda ayarları yapabiliyoruz. Şu bizim normal şeyimiz. Bunu kolay da hiç yapmayın zaten. Kolay da yapmanızı önermem. Veya kolay da yaparsınız. Başlatalım kolay da. Arkadaşlar elinizi ısındırmak için onda bir 30 yaparsınız. Şimdi onu bitirmekle uğraşamayacağım. Ortaya geliyoruz daha sonra. Başlatıyoruz. Ortada en az 20. Ortada en az 20 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Lan niye bir anda kayboldu? Hardbot'taki gibi. Ortada en az 20. Günde 2 kere ortada en az 20 yapacaksınız arkadaşlar burada. Ya kaçırmanız hiç önemli değil. Kaçırın. Hiç önemli değil. Ve headshot atmaya odaklanın abi. Headshot. Hop headshot. Hop headshot. 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 Full headshot'a odaklanın. Ortada 2 kere üst üste 20 skor yapacaksınız arkadaşlar. Daha sonra bunu yaptığınızı varsayıyorum. Hop 25 yaptık. Daha sonra zora geçiyoruz. Zordayız arkadaşlar. 10 tane. Neden çok uzaklarda veriyorsun?
Arkadaşlar kusura bakmayın, odaklandım, konuşmuyorum. Yani o biz orada da 10 tane arkadaşlar gün 2 kere, 2 kere ortada 20, 2 kere zorda 10 yaparak arkadaşlar eğim antrenmanımızı sonlandırıyoruz. Kolunuzda bir ağrı olacak. Özellikle bakın şunu yapmanızı da öneriyorum bu arada. İki tane adam var. Tak tak, hızlı hızlı tak tak. Tak tak. Tak tak. İki tane adam var sayın önünüzde. İşte şunların ikisi takım arkadaşı. Şunların ikisi takım arkadaşı. Tak tak. Tak hızlı hızlı vurmayı. Şunların ikisi takım arkadaşı. Tak tak hızlı hızlı vurmaya çalışın. Ve böyle mouse'u sıktığınızda bileğinizde bir ağrı olacak. Bu bilek ağrısı sizin kas hafızanızı geliştiriyor arkadaşlar. Kas hafızanız geliştikçe de eğiminiz gelişiyor. O yüzden bu eğim antrenman programını uygularsanız bu şekilde eğiminiz zamanla gelişecektir arkadaşlar. Ama mutlaka poligon sıkıcı olabilir. Poligona girmek istemiyor olabilirsiniz. Direkt oyuna girip adam vurmak istiyor olabilirsiniz. Ama poligona girmeden arkadaşlar, bunları yapmadan buz gibi elinizle oyuna girdiğinizde adam vuramayacaksınız, ısınamayacaksınız. Aksine tilt olacaksınız. Kendi kendinize sinirleneceksiniz. O yüzden buraya girin. Bunları yapın. Bunları yapmanız önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve özellikle dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.